I'm almost 39. 32. 39. Lise kaçı? 39'ı bilmiyor ya. 39'ı bilmiyor adam ya. Pop soru yapıyoruz ya. Bunu pop soruda soralım. Herkese merhaba. Pop Soru'da Toy Akademi kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Taha Berk, 8 kardeş. 8 rakamla yazdım ama Taha birazcık bana şey yaptı, böyle surat yaptı. Taha Berk, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Sakin ol, daha başlamadık yarışmaya. Yani normal soru soruyorum. Yarışma sorusu evet. Değil bu. Evet dedi. Yarışmamız başlıyor o zaman. Pop Soru başlıyor. Bir soru soruyorum. Cevabının da baş harfini veriyorum. Biliyorsan bildiğini söylüyorsun. Bilmiyorsan pas diyorsun. Sonra tekrar ona işaretleyip dönüyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin. Canlıların fiziksel ve davranışsal özelliklerinin yaşadığı çevreye kalıtsal olarak uyum sağlamasına ne denir? A. Pas. Atmosferin uygulandığı hava basıncını ölçmeye yarayan araca ne denir? B. Pas. Ulusun egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi nedir? C. Cumhuriyet. Çok güzel. Çinlilerin Hun, Tunguz ve Moğol akımlarını durdurmak için inşa ettiği yapın ismi nedir? Ç. Çin Seddi. Türkçe diline ait bilinen ilk sözcüğün ismi nedir? D. Divan-ı Lügat-ı. Çok güzel. Dünyanın dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıya ne ad verilir? E. Pas. Türkiye, Suriye ve Irak'tan geçen, aynı zamanda Orta Doğu'nun en uzun nehri olan nehrimiz hangisidir? F. Fırat. Sıcağın etkisiyle maddenin boyunda ve hacmindeki değişmeye ne denir? G. Genleşme. İslam dininin 5 şartından biri olan ve yerine getirilmesi için Mekke'ye gidilmesi gereken ibadet nedir? H. Hac. Gülü ile meşhur olan ilimiz hangisidir? I. Isparta. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına ne ad verilir? I. İklim. İkinci Abdülhamit döneminde genç Osmanlıların devamı olan Cumhuriyetçi grubun ismi nedir? J. Jön Gençler. Jön Gençler Türkler. Jön Türkler. Jön Türkler. Harikasın Taha. İlk evcilleştirilmiş hayvan hangisidir? K. Köpek. Evet. Sevgili sevenler var senin cevabı. Aslında börü bu. Ben söyleyeyim bunu. Tamam. Ama şeyde LGS'de K diye çıkar. O ayrı. Kafan karışmasın. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? L. Lama. Nereden biliyorsunuz bunu ya? Milletini sevmek, yüceltmek ve bu yolda yürümek üzerine kurulmuş olan Atatürk ilkesi hangisidir? M. Milliyetçilik. Sıfırın solunda bulunan, sıfırdan küçük tam sayılara ne ad verilir? Negatif tam sayılar. Aynen öyle. Sıfat fiillere verilen diğer ad nedir? O. Pas. Bu yeni isimler var. Bizim zamanımızda başka isimlerde hani öyle bir şey bu yani. Sıfat fiillere yeniden bir ad koyulmuş. Biliyordum da unuttum. Okey. Peygamber Efendimizin vefatından sonra halifelik sırasında ikinci olan sahabe kimdir? Buna H diyeceğim ama o Hazreti olduğu için cevap Hazreti, olmuyor. Hazreti Ebu Bekir. İşte oradan da harfi veremediğim için haklı olabilirsin. Ö cevabını başlıyor. Hazreti Ömer. Daha ne yapayım daha? kesirli sayılarda bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü ifade eden kısma ne denir? P. Payda. Çok güzel. Paydanın sıfır olmaması şartıyla iki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılabilen sayılara ne denir? R. R sayılar. DNA diziliminde guanin karşısına gelen nükleotidin ismi nedir? S. Sitozin. Osmanlı'daki hangi yetkili günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı'na denk gelir? Ş. Verdiği fetvaya dayanarak... Pas. Pas. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili özel ve belirleyici bir anlamı olan sözcüklere ne denir? T. T ile başlıyor ama 3 kelime. Pas. O sanatla, o meslekle alakalı sadece. Tamam, döneceğiz. Zarf fiillerin diğer adı nedir? U. Pas. Bunların ne çıkıyor? Oo, Türkçeden çalışman lazım. Bir Türk nasihati olan ayağını yorganına göre uzat sözüne riayet etmeyen kişiye ne olur? Ü. Ayağını yorganına göre uzat deyimini biliyorsun. Uzat ayağını ne olur? Cevabı Ü. Uzatmaz mı? Uzatmaz mı? Evet. Ü dedik ama. Dönelim, bunu bir düşünelim. Hazırlayan da düşünsün bunu. Bir türün bireylerindeki aynı karakterin farklı çeşitlerine ve şekillerine ne ad verilir ve? Pas. Olabilir, çok normal. Dolaylı tümlecin diğer ismi, yani eş anlamlısı nedir? Y. Z'ye geldik. Sonra dönüyorum. Paslara döneceğim sonra. İslam'ın 5 şartından biri olan ekonomik olarak belli bir seviyenin üstündeki Müslümanları yerine getirmekle yükümlü oldukları farza ne denir? Z. Zekat. Çok güzel. Turumuzu tamamladık. Ne düşünüyorsun paslara geçmeden önce? Kolay mıydı? Zor muydu? Paslar zordu ama diğerleri kolaydı. Canlıların fiziksel ve davranışsal özelliklerinin yaşadığı çevreye kalıtsal olarak uyum sağlamasına ne denir? A. Uyum sağlamak.
Adaptasyon. Normalde bildiğim şeyler aklımda. Atmosferin uyguladığı hava basıncını ölçmeye yarayan aracı ne denir? B. Bunların hepsi metreyle bitiyor ama işte başta. Ya barometre mi? Neden hep metreyle bitiyor? Barometre. Tebrik ederiz. Dünyanın dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıya ne ad verilir? E. Kaydı, kaymadı. Ya. Var, yok. Bilmiyorum. Eksen eğikliği. Fetvayı herhalde bildin. Çok çok kopya bak, bunu herkese vermem. Osmanlı'daki hangi yetkili? O yetkiliyi bir bulsam zaten. Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı'na denk geliyor. Şeyhülislam. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili özel ve belirleyici bir anlamı olan sözcüklere ne denir? Üç kelime T ile başlıyor. İlk kelimesi ise çıkar. Terim. Anlamlı sözcükler diyecek daha. Aynen onu evet. Zarf fiillerinin diğer adı nedir U? Ulaç. Ulaç. Evet, evet, evet. Sesin gelsin. Ulaç. Bir Türk nasihati olan ayağını yorganına göre uzat sözüne riayet etmeyen kişiye ne olur? Metin yazarımıza bazı şeyleri sen üzerine alınma, ona gitsin bunlar. Yani üşür. Üşütür ya da. Doğru cevap kabul ediyoruz. Bir türün bireylerindeki aynı karakterin farklı çeşitlerine ve şekillerine ne ad verilir? Ve adaptasyondan buraya bir ilham sana. Bu olması şu olur. Varyasyon. Varyasyon. Doğru cevap geliyor. Dolaylı tümlecin son soru. Diğer ismi yani eş anlamlısı. Dolaylı tümlecin eş anlamlısı Y ile başlıyor. İki kelime. Yer tamamlayıcısı. Doğru cevap, siz duymadınız ama ben duydum. Taha Berk 8 kardeş. Sakın pandemi değil, sakın. Sakın. Bu soruda eğlendik. Çok teşekkür ederiz Taha Berk. Pas.